Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarına hazırladığı DTIT Geometri Soru Bankası kitabında dikdörtgen konusundaki dik kesen doğrular testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. ABC'de dikdörtgen verilmiş ve içinde ekstra bir 90 verilmiş. Bu şekilde ekstra bir 90 derece varsa Pisagor bağıntısı yoksa dal alfa beta'ya alfa beta alfa beta şu üçgenle şu üçgen nedir? Benzer. Hatta beta'nın karşısı 3, beta'nın karşısı 6. 1'e 2 oran var. Alfa'nın karşısı 8 ise burası nedir? 4'tür. Dikdörtgenden dolayı şunlar karşı kenarlar birbirine eşit. 6 yani burası kaç yaptı? 2 yaptı. X'i böylelikle 2 olarak buluruz. Örnek 1'de. Geldik örnek 2'ye. Ekstra bir 90 var. Sakın şunu çizeyim falan demeyin. Hipotenüs oluşturayım demeyin. Dal alfa beta ya. Alfa beta beta 90. Alfa alfa 90 beta. E sonra ne yapacağız burada? Hocam şu üçgenle şu üçgen benzer oldu. Hocam benzer oldu ama kenarlar yok burada. Ne yapacağız? Bazen kenarların olmadığı zaman şunu yapabilirsin. Bak şu üçgende bütün kenarlar var. Hatta güzel bir şey var. Burada alfadan beta'ya geçiş var. Bazen bu tekniği de kullanabilirsin. Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 mi? Evet kolay. Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. Yani burası k iken burası 2k'dır. E bunu yazdık. Sonra a 7 verilmiş zaten burası. Tamam 7 verilmişse tamamı 7 ya. E o zaman burası ne olacak? 4 olacak. Çünkü 3'ü burada. 4 kaldı buraya. E hocam 4 belli olsaydı benzerlikten çıkar mıydı? Çıkardı ama alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 ise bunu kullan. 1'e 2. Ha 4 ise direkt burası da 2 diyebilirsin. Hop toplamda 6 mı burası? 6. Buraya kaç kaldı o zaman? 4 kaldı. X soruluyor bana. Cevap 4. Geldik örnek 3'e. Ne var? 5 var. 10 tamamı değil. Dikkat şuraya kadar kısmı 10. Burası 12 iken burası 12. 5, 12, 13. Tamam. Şurası 13. Şimdi benden bu isteniyor. Şuradaki x artı 5'i kullanacağım o zaman ben. x artı 5 x artı 5 ya. E ne yapacağız hocam? Dal alfa ya. Alfa beta ekstra 90 var. Alfa beta. Senin şu üçgeninle şu üçgenin ne oldu? Benzer. Beta'nın karşısı 5 iken beta'nın karşısı 10. Oo, güzel bir benzerlik var. 1'e 2. Alfa'nın karşısı 12 ise alfa'nın karşısı 24 yapar. Hatta 90'ın karşısı şurası. 90'ın karşısı burası. 90'ın karşısı kaç burada? 13 değil mi? Evet 90'ın karşısı 13 ise 90'ın karşısı 26 yapar x artı 5 26 eşitse x'i buradan kaç buluruz? 21 buluruz. Örnek 3 21. Geldik örnek 4'e. Ne yapacağız? Burada ekstra bir 90 alfabeteye beta'ya tek bir üçgen var. Maalesef. Benzerlik yapabileceğimiz ikinci bir üçgen yok. O zaman ne yapacağız? E genelde dikdörtgenle tamamlama koş oluyor. Hani dik üçgende böyle dikdörtgenle tamamlama yapıyoruz ya. Dikdörtgende de böyle 90'lar varsa dikdörtgene tamamlayın. Hop şöyle dikdörtgene tamamlasak. Hocam 1'e 9. Bak şurada da bir dikdörtgen var 1. Burada da bir dikdörtgen var 9. E h kare 1 çarpı 9 değil mi? Evet. H'ı da buradan. Çünkü niye Öklük bağıntısı var burada? Diktendik çizildiği için. H'ı da buradan kaç buluruz? 3 buluruz. Ve toplamda şurası 6 ise x'i de kaç buluruz? 6 buluruz. Evet x 6 çıktı. Örnek 4'te. Geldik örnek 5'e. E, yine aynı. Alfabeteye dalsak da tek bir üçgen. Dikdörtgene tamamlayalım. Hop şöyle dikdörtgen yaptık. 2 ise karşısı 2. 8 ise karşısı 8. H dedi. Kaç kare eşittir. 2 çarpı 8. E o zaman 16'dan açıda kaç bulduk? 4 bulduk. Kaç? 4 ise bak 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 burası 6. Burası da 6 olacak. 4 ise buraya kaç kaldı o zaman? 2 kaldı. Yani x'i 2 olarak bulduk. Örnek 5'te geldik örnek 6'ya. İkiz kenar üçgen var taban da mevcut. İnsan olan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizer değil mi? İkiz kenar üçgende taban varsa. Evet çizdik tabanına ait yüksekliği. 6 6 6 10 ne üçgeni? 6 8 10 üçgeninden 8'i yazdık buraya. Sonra ne yapacağız hocam? E bak şurayı 90 boşu boşuna vermedi. Bak ne oluştu burada? Dikdörtgen 90 90 90 90 olduğundan dolayı. E o zaman burası 18 ise burası da 18 olur. Cevap 18 çıkar böylelikle. Örnek 6 da 18 oldu ve bu şekilde testi bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda kazanın testi. Açı ve uzunluk ölçüleriyle ilgili kazanın testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.